var? Şey, ben... Ne? Geç içeri, geç, geç. Hadi. Gir, gir. Çocuk mu aldıracaksın? Öyle bakma yüzüme maymun görmüş gibi. Ben senin gibileri çok gördüm. Çocuk mu aldıracaksın? Evet. Ne kadarlık? 6-7 hafta. 100 liranı alırım. Yarın sabah gel. Akşama doğru olsa olmaz mı? Sabah. Akşama başkası gelecek. Konuşabilir miyiz? Nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama... benim yarın da izne ihtiyacım var. Olmaz Cemile. Bak, hastayım dedin, izin aldın. Patron da anlayış gösterdi. Bir ay işe gelmedin. Bugün de izinliydin. Kalkmış şimdi yarın için izin istiyorsun. Yani diğerlerine ne söylerim ben? Hani bütün kızlar senin gibi olsa buraya kilit vuralım gidelim. Keyfi bir şey değil. Çalışmak istemediğimden de değil. Çok mühim bir şey. Neymiş o kadar mühim olan şey? Seni bu kadar izin istemeye iten? Söyleyemem. Bak, işçiler homurdanıyor. Cemile geziyor, biz çalışıyoruz diye kaynıyorlar. Hani söyleyecek bir şeyim kalmadı. Mecburum. Git Mustafa Bey'le konuş o zaman. Ondan izin al. Ben söyleyeceğimi söyledim. Bak babaanne. Mantarı kırmızıya böldüm çünkü o zehirli mantar. Oo, yemeyelim o zaman o mantarı. Bu evde taşımadım bak. Hakikaten taşımamışsın ya. Aferin sana. Hep çizgilerin içini boyadım. Hiç geçmedim. Çünkü çizgiler sınır. Sınır geçmek yok, tamam mı? Öyle yapılır. Tamam kuzucuğum benim, tamam. Hayatım boyunca sınırları aşmamam gerektiği öğretildi bana. Kimileri iyi niyetle özendirerek, kimileri kötü niyetle yasaklayarak yaptılar bunu. Önceden çizilmiş resimlerin içini boyamamı istediler. Çizgilerden taşmadan, sınırları aşmadan. Oysa renk renk boyalarım vardı benim. Kırmızılarım, mavilerim, sarılarım, yeşillerim. Bir gün kırmızım yanlışlıkla çizgiden taştı. Sınırları aştı. Silmedim. Peşine takıldım o kırmızının. Sonra yanına maviyi koydum. Sonra yeşilli. Sonra diğerlerini. O günden sonra içinde önceden çizilmiş resimlerin bulunduğu boyama kitaplarının yüzüne bakmadım. Boş, beyaz kağıtların üzerine kendi çizgilerimi çizdim renk renk. Canımın istediği gibi boyadım. Çizgileri aştım. Hayattaki en zevkli şey çizgileri aşmak ve dünyayı kendi renklerine boyamaktır. Bunu ben keşfettim. Cemile hoş geldiniz. Hoş bulduk anne. Aferin oğlum.
Hoş geldin oğlum. Hoş geldin oğlum. Anne ya, ben sana bir şey söyleyeceğim ama... Ne oldu? İnci Hoca ile ilgili. Gel bakayım, gel. Ne oldu İnci Hoca'ya? Ne oldu? İnci Hoca hastanede. Çok hasta. Nesi var oğlum? Kötü bir hastalık. Kötü hastalık derken? Öyle işte anne. Kötü hastalık. Hay Allah. İnci Meten'in öğretmeni değil miydi? Evet anne, evet. Müzik öğretmeniydi. Çok üzüldüm oğlum. Allah şifasını versin. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Sizin değil ama benim yapabileceğim bir şey var anne. Müsaaden olursa hastanede kalayım. İnci Hoca'ya refakat edeyim. Bir akrabası falan yok mu? Öyle ya oğlum. Onun kocası yok muydu? Anne, kocası vardı. Pek ilgilenmiyor kadınla. Mete. Bak oğlum, yanlış bir şey yapmayasın. Yanlış bu neresinde anne? Kocasını ilgilen diyor. Kadın tek başına kalırsa ziyan olur orada. Anası babası? Bilmem, hiç bahsetmedi. Bilmem ki oğlum. Sen erkeksin yani, tek başına. Annem ya, hemşireler var orada. Her şeyi yapıyorlar zaten. Ben orada böyle yanında kalayım, refakat edeyim. Yalnız kalmasın diye, anladın mı? Oğlum. İyi tamam, git. Okulun ne olacak? Bak, okulunu aksatırsan asla müsaade etmem. Söz veriyorum sana, hiç aksatmayacağım. Söz veriyorum anne. İyi tamam. Deli başın. Anne. Hı. Yarın gidiyoruz. Nereye gidiyoruz Mari? Bu işi halledeceğiz. Buldun mu bu işi yapacak birini? Nigar diye bir kadın. Bugün gittim, konuştum. Yarın sabah bizi bekliyor. Hayırlısı inşallah. Yerden izin alıverdin mi birkaç günlüğüne? Alamadım. Ustabaşı izin vermedi. Çok izin aldın dedi. Ne yapacaksın? Bilmem. Ne yapacağım? Ne olursa olsun artık. Ha, sen o balıkçıya gidiversen. Vazir'de onu anlatıversen. O izin verdiyse senin için patron diyeyim nihayet. Ha? Balıkçı amcaya gidelim anne. Ben de geleyim sende. Sen burada mıydın? Gidelim, gidelim. Murat ne olur. Ay, ne yapsak acaba? Gitsen mi? Git ya. Ne olacak ki? Hadi lütfen anne. İyi tamam, gidelim bari. Ne oldu senin üstüne başına oğlum? Ben sana bu elim resmi gösterecektim ama sonra gösteririm anne. Hadi gidelim. Ne olur, Tamam, hadi gidelim. Hadi. Mete oğlum, biz dışarı çıkıyoruz. Osman da bizle geliyor, tamam mı? Tamam anne. Ben de çıkıvereyim sizle.